dünyanın da 654 yıldır kesintisiz devam eden tek organizasyonunun tekrar ev sahipliğini yapacağız. Bütün Türkiye adına, bütün Türk milleti adına. Bu bizim için tabii ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk, ayrı bir heyecan. Belediye Başkanı Recep Gürkan daha güzel bir Kırkpınar için çalıştıklarını söyledi. Türkiye Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, Marmara Bölge Sorumluları Metin Şener ve Orhan Yavaş, Edirne Belediyesi'nden Belediye Başkanı Recep Gürkan'ı ziyaret ederek Kırkpınar'la ilgili görüş alışverişinde bulundular. Başkan Gürkan, belediye meclis salonunda düzenlediği basın toplantısında geçmiş yıllardaki eksikleri gidererek daha güzel bir Kırkpınar için çalıştıklarını söyledi. Hepimizin bildiği gibi uzun yıllardır Edirne Belediyesi ev sahipliğini yapıyor Kırkpınar'ın. Ama tabii Edirne Belediyesi ev sahipliğini yaparken bunu federasyonumuzla, Merkez Hakem Komitemizle, kısacası bu atasporunun, güreşin içindeki herkesle, gönlünde, yüreğinde güreş olan herkesle beraber yapıyoruz. Çünkü bu kadar büyük bir organizasyon, ünü ülkemizin sınırlarını aşmış bir organizasyonu hiçbir kurumun tek başına gerçekleştirmesi, yapması mümkün değil. Geçen yıl Kırkpınar'a açılış konuşmamda da söylemiştim. Bu yıl da tekrarlayacağım onu ama bugün de yine söylemek istiyorum. Kırkpınar'ın mütemmim cüzleri var, olmazsa olmazları var. Yani birini çekseniz orada Kırkpınar'ın eksik kalacağı noktalar var. Nedir bunlar? Baş pehlivanları olmadan Kırkpınar olmuyor. Yine cazgırlarımız olmadan Kırkpınar olmuyor. Yine davul zurna olmadan Kırkpınar olmuyor. Ve hakemlik müessesesi olmadan Kırkpınar olmuyor. Bunlar Kırkpınar'ın dört temel ögesi, dört temel unsuru. Yani farklı şeyler olmasa Kırkpınar olmaz mı? Olur. Ama bunlar olmadan olmuyor. Bir beşinci unsurumuz var. Gelenekselliğini tamamlamak adına Kırkpınar ağalık müessesesi var. Kırkpınar ağalarımız var. Şimdi bunları bir araya getirdiğinizde daha düzgün, daha kurallı, daha seyredilir ve gelecek kuşaklara taşınabilir bir Kırkpınar'ı gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Belediye başkanı olarak benim de beklentim var. Hakem komitesi başkanımızın da beklentisi var. Hepimizin daha güzel bir Kırkpınar olsun. Sadece tabii Kırkpınar güreş boyutuyla da değil, fuar boyutuyla da, festival boyutuyla da, oradaki etkinlikler boyutuyla da daha güzel olsun diye gerçekten yoğun bir çaba var. Bütün unsurlarında Kırkpınar'ın yoğun bir çaba var. Umut ediyorum ki geçtiğimiz yıl Kırkpınar'a getirdiğimiz o ortam nezihliği bu yıl daha da artacak. Bu yıl geçmiş yıldan yapamadıklarımızı ya da geçmiş yıldan aldığımız dersleri, geçmiş yıldaki eksikliklerimizi bu yıl gidererek daha da güzel bir Kırkpınar'ı yapma gayreti içerisinde olacağız. Güreş Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Tahir Yılmaz, bu yılki müsabakaları hatasız bir şekilde tamamlamak için çalıştıklarını söyledi. Yağlı güreşlerin finali olan Kırkpınar'ı çok önemsediklerini belirten Yılmaz, yağlı güreşle ilgili elimizden geldiğince belediyeye yardımcı olmaya çalışıyoruz dedi. Öncelikli olarak tarihi Kırkpınar'da 654. üstünü yapacağımız bu yılki müsabakaların hatasız bir şekilde bitirmek ve her gün, her sene daha bir yukarıya taşıyabilmek amacıyla, ön eksikleri yerinde tespit etmek amacıyla bugün buraya geldik. Tabii gelmemiz biraz geç oldu ama geçen hafta gelecektik. Başkanımız Musaidi'nin selamlarını getirdik. Biliyorsunuz 8 Nisan'da zaten seçimle, ara seçimle federasyon başkanı seçilen Musaidi başkanımızla beraber yola çıktık. Piyasada yapılan güreşlerin en birincisi, en üst seviyede yapılan bir organizasyon yağlı güreşin olimpiyatı Kırkpınar. Bizim için çok önemli. Marmara Bölge Sorumluları Metin Şener ve Orhan Yavaş da Edirne'ye yakışır bir Kırkpınar olacağını ifade ettiler. 4 yıllık tarihimize, yağlı güreşimize, atasporumuza, Kırkpınar'ımıza sahip çıktığınız için size federasyon adına tekrar çok büyük şükranlarımızı sunuyorum. Arkadaşlar bu sene Kırkpınar 54 baş pehlivanın katılımıyla gerçekleşecek eğer bir sakat bir an olmazsa. Bu sene kura sistemimizde bir ufak değişiklik yaptık. Seyircilerin daha hoşnutunu piyasada uyguladık.
Bütün seyircilerimiz bundan memnun kaldı. Çeyrek finale kadar seri başı uygulamasını getirdik. Çeyrek finale kadar geçen senenin çeyrek finalistleri son 8'i birbirlerine düşmeyecek. Herhalde çeyrek finalden sonra daha büyük çekişmeli, daha güzel, halkımıza heyecan getirecek güreşlerin olacağını ben kanaat getiriyorum. Bundan da eminim. Piyasada bunlara şahit olduk çünkü.